Amerikan Hava Kuvvetleri dün Afganistan'ın doğusunda IŞİD militanlarının yoğun olduğu bir bölgede bütün bombaların anası olarak bilinen GBU-43 bombasını kullandı. Bu bomba bir çatışmada ilk kez kullanılmış oldu. Beyaz Saray ve Pentagon'un konuya ilişkin açıklamalarını Mehmet Sümer aktaracak. Mehmet, seni dinliyoruz. Dün ilk olarak Özlem, Beyaz Saray'dan bir açıklama geldi. Sean Spicer, Beyaz Saray sözcüsü kameraların karşısına geçti ve senin de söylediğin gibi takma adıyla bombaların anası olarak bilinen bu 10 bin tondan fazla ağırlığa sahip ve 10 bin tondan fazla patlayıcı taşıyan bu bombanın Afganistan'ın Nangarhar bölgesine bırakıldığını Amerikan ordusu tarafından söyledi. Daha sonra Afgan hükümetinden bir açıklama geldi. Bu operasyon neticesinde, bu bombardıman neticesinde 36 IŞİD ve El-Kaide üyesinin hayatını kaybettiği belirtildi. Öldükleri açıklandı. General John Nicholson bir açıklama yaptı Pentagon'dan ve bu bombanın kullanılmasına kendisinin karar verdiğini söyledi. Çünkü bölgede özellikle IŞİD teröristlerinin ve El-Kaide teröristlerinin kullandığı mağaralar ve yeraltı tünellerinin yoğunluklu olarak bulunduğunun tespit edildiğini ve bunları yok etmek için de en uygun silahın bu bomba olduğuna karar verdiğini söyledi ve bu talimatın da kendisinden geldiğini söyledi. Çünkü burada bir tartışma vardı, acaba Başkan Donald Trump mı istedi ya da onayladı bunun kullanılmasını diye. General dolayısıyla yaptığı açıklamayla John Nicholson doğrudan bu bombanın kullanılmasının kararının ve talimatının kendisine ait olduğunu söyledi. Tabii tepkiler de var. Afganistan'ın eski devlet başkanı Hamid Karzai, hatırlanacağı üzere Amerika'nın Afganistan'a düzenlediği operasyonun ardından göreve gelen devlet başkanıydı Hamid Karzai. Hamid Karzai Twitter hesabından son derece sert ifadeler kullandı. Bu bombanın kullanılmasının barbarca olarak nitelendirdi. Bunun aynı zamanda Afganistan topraklarında Amerika'nın yapmakta olduğu test çalışmaları olduğunu söyledi. Ve Amerika'nın bunları durdurması gerektiğini söyledi. Yani bizim ülkemizin topraklarını, Amerikan topraklarını bombalarınızı test etmek için kullanmayın demiş oldu Hamid Karzai Twitter'dan verdiği mesajında. Onun dışında Başkan Donald Trump'a da bu bombanın ardından, bombanın atılmasının ardından görüşleri soruldu. O da özellikle bunun aynı zamanda Kuzey Kore'ye karşı bir mesaj olduğunu söyledi. Ben Amerikan Savunma Bakanlığı'nın ve askerlerinin çok iyi bir iş çıkardıklarını söyledikten sonra Kuzey Kore'nin buradan gereken mesajı alması gerektiğini belirtti. Kuzey Kore ile ilgilenilmesi gerektiğini ve kendilerinin de Amerika'nın da bunu yapacağını söyledi. Son günlerde özellikle hemen hemen her kamera karşısına geçtiğinde Kuzey Kore'ye yönelik olarak mesajlar veriyor Başkan Donald Trump. Hatta son olarak hatırlanacağı üzere yine Twitter'dan yazdığı mesajında da Çin'in Kuzey Kore ile ilgili olarak Amerika'ya yardım ederse iyi olur ama etmezse de Amerika buna kendi başına, kendi kendine, Amerika sadece kendisi Kuzey Kore ile ilgilenecektir ifadesini kullandı. Öte yandan Amerikan Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Moskova ziyareti esnasında aynı zamanda Rusya'nın da Kuzey Kore konusunda yardımcı olabileceğini söyledi. Amerika'nın gündeminde, özellikle Başkan Donald Trump'ın gündeminde Kuzey Kore var. Afganistan'da atılan bu şimdiye kadar nükleer olmayan, gelmiş geçmiş en büyük bomba olarak bilinen bu bombanın kullanımının ardından da yine okları bir kez daha Kuzey Kore'ye çevirmiş oldu Amerikan yönetimi. Mehmet Sümer, Amerika'nın Afganistan'da IŞİD'e yönelik bombalı saldırısının ayrıntılarını aktardı. Teşekkür ediyoruz Mehmet.